Merhaba Webtekno takipçileri, sizlere Gamescom fuarından bildirmeye devam ediyoruz. Almanya'dayız. Hemen arkamızda görebileceğiniz gibi şöyle eğilelim. Need for Speed var. Need for Speed'in 2015 yılında çıkacak olan son oyunu, özlerine dönüş oyunu diyebiliriz aslında. Underground havasını en sonunda tekrar yakalayacak gibi duruyor. Nasıl olmuş Aydan? Underground dediğin gibi Underground 1 ve 2'nin 2015 hali olmuş. Çok da güzel olmuş açıkçası. Çünkü herkes artık bir Underground bekliyordu. Biraz daha yeni versiyonlarını istiyorlardı. Çünkü artık yeni Need for Speed'de baştan daha geniş bir kostümizasyon dediğim işte modifiye yapma şansınız var. Eski Underground'dan alışkın olduğumuz modifiye şeyleri var. Sokak yarışları yine Underground havasında. Bu arada grafikler de hayvan gibi. Tabii ki. Hani artık son üst seviye grafiklerde, yani olabilecek en iyi grafiklerde bir Underground oyunu çıktığını düşünün. Ve bu da sizin karşınıza direkt Need for Speed olarak çıkacak ki hani yeni bir isim koymasa, en son Rivals vardı, ondan sonra bir isim koymamaları sebebi bence bu başa dönme, yeniden doğma muhabbeti olabilir diye düşünüyorum. Burada bir işte seninle oynama şansımız oldu. Aynen, takımlar halinde, yani burada işte bir 5-6 kişilik ya da 10 kişilik olabilir, tam sayısını hatırlamıyorum. Kendi aramızda puan toplayarak bir sıralama içine girmeye çalışıyorduk. Birinci olanlara tişört veriyorlardı, olamadık. Aynen, ben 6.'ydım yanlış hatırlamıyorum. Çok da iyi bir şey yapamadık. Çünkü benim hani amacımız biraz daha hani o sırada yarışmak değil, bir oyunu kavrayabilmek olduğu için. Dinamikleri çok güzel olmuş diyebilirim. Yine Underground'daki gibi bol bol drift yapmanız size ekstra puanlar kazandıracak. Çok büyük artıları var. Ve gerçekten ben oynarken çok büyük bir heyecanla, zaten hani seninle oyunları kararlaştırırken de sürekli bir Need for Speed'i görelim diyordum. Gördüğümden de çok memnunum. Sabırsızlıkla oyunun çıkmasını bekliyoruz. 3 Kasım 2015 olarak çıkacak. Platform olarak yanlış hatırlamıyorsam yeni nesil konsollar, yani Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformu, yani bilgisayarda göreceğiz. Ve merakla bekliyoruz 3 Kasım'ı. Gerçekten siz de eğer beklediğiniz oyunlardan biri ise sabırsızlığınızın biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Need for Speed açısından hani o eski kötü zamanda, çünkü son çıktığı oyunlar benim düşünceme göre biraz yalpalamıştı, ama Need for Speed'le çok sağlam bir geri dönüş yapacak iyi. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum sen de. Oyunu merakla bekliyoruz. Çıktığı zaman Underground günlerime geri dönüp modifiye yapmaya çılgınlar gibi devam edeceğim sanıyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar diyelim. Sizlere Need for Speed için bir ilk bakış yaptık arkadaşlar. Gamescom fuarından şimdilik bu kadar diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.